Ben aslında hayatım boyunca evlilik kurumuna hep şüpheyle baktım. Yani ilk evliliğin. İlk ve son olacak inşallah. Tabii ki. O zaten tartışmaya açık değil. Ama eşimle yani uzun zamandır tanışıyoruz ama geç evlendik. Öyle bir büyük bir ihtiyacımız yoktu. Hep ben korkuyla bir baktığım dakika, için. Bir dakika, siz uzun zamandır sevgilisiniz. Evet, ne kadar uzun? Uzun zamandır, yani bayağı uzun, 10 küsur yıldır. 10 küsur yıl. Ve sen istemedin evlenmek mi? Yani o da istemedi galiba. İkimiz de istemedik. Evlilik bize şey geldi yani. Aslında hiç konu olmadı. Ben hayatım boyunca hep evliliğe karşı şeyler yazdım. Demeçlerde bulundum. Bana biraz böyle çok çağdaş gelmeyen bir yaşam biçimi. Ama evliliğin de bir alternatifi yok. Dünyanın her yerinde gene eninde sonunda insanlar evliliğe dönüyor. Bürokratik şeyleri var evliliğin, mecburiyetleri var, rahatlıkları var. Evet. O anlamda. Eşim de burada bir yabancı olarak yaşadığı için bazı şeylerimizi rahatlatırdı. Nereli? Eşim Alman. Alman. Almanya'da zaten tanıştınız değil mi? Yani yoksa onunla da dünyanın başka bir yerinde tanışmış olabilirsin çünkü sen. Öyle bir şey olabilir. Almanya'da tanıştım. Almanya'da tanıştım. Evet. Tiyatroda mı? Nerede? Sahnede. Ben sahnede iki kadın stand-up yapıyorduk. Evet. Galiba evet 10 Mart'tı, hiç unutmuyorum. Çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden dolayı böyle bir gösteri yaptık. Evet. Benim bir doğaçlama bir sahnem var. Anlattım gerçi başka yerlerde ama doğaçlama sahnede bir Alman erkek kaldırıyorum. Seyirciler arasında arıyorum, buluyorum ve Türk erkeğiyle Alman erkeğinin böyle bir kıyası var. Tabii ki mizahi. Onu kaldırıp siz Alman mısınız, kalkın bakayım dedim. Kalktı, ben geçirdim. Oturttum adamı. Tek cevap vermedi ama bu hep yaptığımız bir şey. Tamam. Arkasından böyle bir after party, bir eğlencesi vardı. Geldi eşim yanıma ve bana hiç söz hakkı vermediniz dedi. Söz hakkı almaya gel, yani konuşmaya gelir gibi. Ben dedim sahne benim, kimsenin söz hakkı yok falan diye. Böyle. İlk, o gün bugün. Evet. 4 sene önce de giydin mini gelinliği. Giydim. O gelinlik hayalin miydi peki? Sen çünkü evlilik düşünmediğin için böyle bir gelinlik de hayalin yokmuş gibi. Öyle bir gibi. Hayalim yok. Zaten filmlerde de giydim gelinlik. Evet. Öyle diyorlar ya oyuncular, eğer filmlerde evet. gelinlik giyerse normal hayatta giymezler falan. İlk sinema filmimde ben gelinlik giydim. Yasemin filminde. Aa dediler bunu bana, sen bir daha evlenmezsin. Zaten ben de ha okey mi, tamam evlenmeyeceğim diye. Giydikse tamam. Bitti. Bitti diye. Hiç öyle gelinlik hayallerim falan çok olmadı. Güzel. Biraz daha genç kızlık hayali ya böyle gelinlik. Evet. Ama bunu modacım Aydın Göynü böyle çok mini mini tatlı bir şey yaptı. Bir de Danimarka çok alışmış ya bu tip dışarıdan gelen evliliklere. Sokakta bütün gün böyle dolaştık. Herkes el sallıyor, herkes kutluyor, çıkıp öpüyorlar, çiçek veriyorlar. İnanılmaz tatlı bir gündü ve Danimarka'nın, Kopenhag'ın en sıcak günüydü. Ben şal filan almıştım ama çok şanslıydık. Çok güzel, çok sıcak ve çok tatlı nasıl bir gündü. Nasıl bir şeymiş evli olmak? Hiçbir şey değiştirmedi. Değil mi? Yok. Evet. Yok. Yani hiçbir şey değiştirmedi hayatımızda.